Osmanlı İmparatorluğu eski Mezopotamya Hammurabi kanunlarıyla başlayan efendim bu devlet sisteminin İran'dan, Moğollardan, Türk devletlerine geçen bir özetidir, bir muhassalasıdır, bir terkibidir, sentezidir. Yani Osmanlı bütün bu doğu medeniyetlerini temsil ediyor. Biliyor musunuz bu vergi sistemi, bürokrasi falan hepsi Mezopotamya'ya kadar takip edebilirsiniz. Doğu devletinin batıdan da alıyor tabii, topu alıyor falan. Yani Osmanlı medeniyetini bir terkip olarak, doğu medeniyetlerinin bir terkibi olarak ben düşünüyorum. Osmanlı'nın gerisinde eski doğu medeniyetleri, Sasaniler ve tabii ki Müslüman imparatorluklar ve Moğolların dediği, Moğol dediğimiz imparatorluk ordu ama sistemi tamamen. Ordu sistemi tamamıyla evet. Ama zaten Asya'nın şeyleri belli tabii. Değil mi hepsi? Ve hiç şüphesiz ki Roma sistemi demek. Roma da var. Roma en önemlisi. Hiç şüphesiz. Ve bu büyük bir imparatorluk. Çok yakın çağların imparatorluğu, bu önemli tabii, çok yakın çağların imparatorluğu ve bir takım abuk sabuk teorileri yaşamın kendi çürütecektir. 5,5 asır Makedonya'daydı bu imparatorluk ve 5,5 asır daha yeni bitti. Yani Makedonya'da Osmanlı olarak doğan insanlar yaşıyor Elan. Hala. Ya halen yaşıyor yani gittiğiniz zaman böyle ihtiyarlar görüyorsunuz. Osmanlı nüfus kağıdıyla, kafa kağıdıyla doğmuş. Tabii. Kaydı öyle. Bu tabii çok önemli. Bu böyle olduğu gibi İsrail'de de vardı böyle doğanlar. Yani tabii. İlk yerleşen tabii. Siyonistler, oradaki Yahudiler, tabii Araplar tabii. Yani ben rastladım mesela bu doçentken benim Kudüs'teki en yakın dostlarımdan birisi eski bir hariciyeciydi. Ve bu eski hariciyeci Osmanlı olarak doğmuştu. Osmanlı hizmetinde. Doktor Yafo tabii yani evet. Osmanlı olarak doğmuştu. Çok tabii. İlginç bir şey bunu tabii. Görebilmek. Nerelerden nerelere ne insanlar hangi kimliğin altında birleşiyorlar. O öyle olduğu gibi tabii. Çarşı'nın bu tarafında tanıdığım bir başka Arap da eski bir zabit. O da Osmanlıydı yani tabii. Arap. Tabii. Hristiyan Arap öyleydi falan. Bu Milletler Konglomerası